Merhaba kıymetli dostlarımız. Bugün sizlere Enabıs hakkında kısa bilgilendirme yapacağız. Akabinde raporlarımızın Enabıs üzerinde görünmemesi durumunda ne yapmamız gerekiyor? Bundan da bahsetmiş olacağız inşallah. Evet, Enabıs Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarına hizmet amacıyla sunulmuş elektronik ortamda her bireyin sağlıkla alakalı ulaşabileceği tüm bilgileri içeren bir sistem. Buna normal internet üzerinden ve mobil cihazlar üzerinden ulaşılabilir. Her bireyin kendisi oluşturacağı şifreyle bu sisteme otomatik giriş yapabilir. Enabıs sistemine e-devlet üzerinden de giriş yapabiliriz arkadaşlar. Enabıs'da sağlığımızla alakalı kişisel bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgiler veri taban sistemine dayalı olarak görünüyor arkadaşlar. Yani aldığımız her rapor, aldığımız her ilaç raporu, kilomuz, boyumuz vesaire A'dan Z'ye tüm bilgiler burada yer almaktadır. Peki engelli raporlarımız, yani heyet kurulu tarafından verilen engelli raporlarımız burada görünmüyor ise ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, son yıllarda alınan tüm raporlar e-nabız sistemine, e-devlet sistemine otomatik olarak yüklenmektedir. Bazı raporlar sistemsel hatalar veya sistemsel sorunlar nedeniyle yüklenmesi geç olmaktadır. Peki yüklenmeyen raporlar için ne yapmamız lazım? Sağlık il müdürlüklerine başvuru yapabiliyoruz veya raporu aldığımız hastanenin heyet kurullarına gidip bu konuyla ilgili geniş bilgi alabiliyoruz. E-Nabız'da görünmeyen raporlar, E-Devlet'te görünmeyen raporlar bizler için elektronik ortamda alacağımız raporlar için bir noksanlık ifade eder. Yani normalde bu sistemde raporun görünmemesi ancak ıslak imzalı raporlarımızın elimizde bulunması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Mesela rapor sistemde görünmüyor ama elimizde raporumuz var. Yani bu tip durumlarda herhangi bir sorun yaşamayız arkadaşlar. Sistemde görünmesinin tek önemli noktası herhangi bir durumda raporu kullanmamız gereken ortamda otomatik olarak elektronik ortamdan raporu kolayca çıkarabilme amacı taşır. Yani bir nevi kolaylıktır. Bu kolaylıklara vatandaşlar sıra beklemeden veya yapacakları iş uzamaması için devletimiz tarafından yararlandırılmakta. Raporlar yüklenmez ise az önce de söylediğim gibi Sağlık İl Müdürlüklerine dilekçeyle başvurabiliyorsunuz veya heyet kurullarına gidip aldığınız heyet kurullarına gidip bu raporun sisteme işlenmesini talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Özetleyecek olursak raporların sistemde işlenmemiş olması normal şartlarda herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Parantez içinde ancak rapor elimizde var ise, yani rapor elimizde var ise sistemde olup olmaması çok önemli değil arkadaşlar. Ancak önemli noktası şu: daha sonra bu rapor elimizden gittikten sonra veya elimizde kalmadıktan sonra bir şekilde elimizde bulunmayan raporun sistemden kolayca çıkartılması adına Enabız'da olması bizim menfaatimiz için önemlidir. Bunu da yapabilmek için Sağlık İl Müdürlükleri ve rapor aldığımız heyet kurullarına başvurmamız yeterlidir arkadaşlar. Evet, bugün de kafalarda karışıklığa neden olan bir soruya cevap bulmaya çalıştık inşallah. Hepiniz mutlu yarınlarda kalın sağlıcakla.